Yardımseverdi. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Pireler berber, develer terlediken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, çok uzak diyarların birinde yardımsever bir dev varmış. Kocaman elleri, kocaman kulakları, ağaç kadar bacakları olan bu devin çok iyi bir yüreği varmış. Koca yürekli de iyilik yapmayı da çok severmiş. Kuşların yuva yapmasına, köylülere harmanda yardım eder, kaplumbağaları gideceği yere çabucak götürür, arılara çiçek, sincaplara palamut toplarmış. Başı sıkışan ondan yardım istermiş. Darda kalana, yolda kalana, zorda kalana hemen yetişirmiş. Yoksul köylüler bu devi çok sever, işlerini kolaylaştırdığı için de ona minnet duyarlarmış. Çünkü işleri çabucak biter, rahat ederlermiş. Aynı zamanda bu dev sayesinde kendilerini çok da güvende hissederlermiş. Günlerden bir gün iyi yürekli yardımsever bu dev, büyük bir dağın tepesinde altın olduğunu duymuş. Hemen dağın yolunu tutmuş. Yolda giderken bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını görmüş. Kediye yardım edip aşağıya indirmiş. Sonra yoluna devam etmiş. Bir süre gittikten sonra yolda aç bir kurt ile karşılaşmış. Yanındaki yiyeceklerden ona da ikram etmiş ve beraberce karınlarını doyurmuşlar. Tam yola çıkacakken iki çıtanın bağırışmalarını duymuş. Çıtalar birbiriyle kavgaya tutuşmuşlar. Onların kavga etmesine yüreği dayanmayan yardımsever de çıtaları ayırmaya çalışmış. Onlara demiş ki, sorununuz neyse konuşarak halledebilirsiniz. Çünkü kavga dünyamızı ve bizi çirkinleştirir. Gelin barışalım, birlikte konuşalım. Gide gide yorulan devin karşısına bir mağara çıkmış. Mağarayı gören dev burada biraz dinlenmeye karar vermiş. İçeriye girdiğinde ise annelerinin yiyecek getirmesini bekleyen küçük ayı yavrularıyla karşılaşmış. Yanında kalan son yiyeceklerini de küçük ayı yavrularına vermiş. Dışarıya çıktığında ise bir de bakmış ki aradığı dağın hemen yanındaymış meğer. Buna çok sevinen dev hızlıca dağın tepesine tırmanmış. Ama dev bir sandık beklerken kocaman bir taş görmüş. Dev düşünmüş, düşünmüş. Sandığın bu taşın altında olabileceğine karar vermiş. Taşı güçlü kollarıyla bir tutuşta kaldırmış. Çünkü hiçbir hazine bu kadar kolay bulunmazmış. Taşı kaldırınca altından kocaman konuşan bir yılan çıkmış. Yılan deve demiş ki, sana bir soru soracağım. Dünyanın en önemli hazinesi nedir? Dev çok düşünmüş. Sonra birden annesinin söylediği sözler aklına gelmiş. Annesi de deve hep dermiş ki, sevgi en büyük hazinedir. Yılan deve, dünyanın en önemli hazinesi sevgidir demiş. Bu sözü söyleyince birdenbire yılan kaybolmuş. Hazine sandığı da ortaya çıkıvermiş. Dev sandığı alıp altınları köylülerle paylaşmış. Ve sonsuza kadar mutlu ve zengin yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı yazana, biri bu masalı anlatana, biri de bu masalı dinleyenlere.